Pembe donatı yememek kolay. Maksat onu giyip adaya yararlı bir şekilde kullanabilir. Kobi sanattır, bu da sanatçıdır. Bu da eserdir. Bu da eserdir. Kendimi özel hissettim. Bas bro. Son. Bir tane de için yaparsın be. İşte bu be. Evet. Kuzen sevgisi mi be? Akrabalık ilişkisi mi? Kan bağı mı be? Evet. Şöyle sıkayım. Bir de sal sal sal. Sık. Bir saniye bekle. Şöyle tepe noktaya getir de bir iki saniye. Tamam sık. Arkadaşlar merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Yine koçum bana güzel bir antrenmanı yaptıracak. Koçum ben Faruk ile 4. bölüm. Ben sporcularımı asla yalnız bırakmam. Tek bazıları sporcusu. Uzaklardan, hatta uzak kıtalardan koçluk alsalar bile ben her zaman Taksim'deyim. Senin yanındayım, koçun olarak yanındayım. Adamsın lan. Bir süredir doğru düzgün antrenman yapamıyorum. Ramazan malum, oruç tutuyoruz. Çok ciddi miktarda kilo verdim. Bu evlilik koşturmacaları olsun vesaire. Bayağı bir size ufaldı. Ama sıkıntı yok. Koçum dedi ki kardeşim rahat ol. Toplayacağız. Bak en son yani. Omuz yaptık. Evet. Tek güçlüğüne yanımızın. Evet. Öyle bir omuz yaptık ki bak dev gibi dedi. Evet. Yani işte Henry Bursa'nın farkı. Dedi toplayacağız. Bugün de güzel bir kol antrenmanı atacağız. Kollarımı ufak gördü. Ufak görmedim. Şimdi bak geçen de ne demiştim? Evet. Kolların omzunu geç demiştim. Öyle bir omuz yaptık ki şimdi de omuz kolu geçti. Evet şimdi mecbur yetiştirmek için bu antrenmandan sonra peki göğüs mü ufak kalacak? Bu antrenmandan kafa mı ufak kalacak? O kadar her yer o kadar büyüyecek ki. Tamam. Onları da ben sana birkaç kitap yazacağım. Onları okuyunca o da büyüyecek. Aklımda üçer hareketli bir kol antrenmanı yaptırmak var sana. İkişer tanesi temel. Hepsinin yani sonuncuları da sistemli. Sistematik bir kol antrenmanı. Evet, iyice orada bütün böyle glikojenleri, sarkoplazmaları hepsini böyle oraya hapsedeceğiz. Tamam. Bana uyar. Zaten konser... başka şansın yok. Sana uymak zorunda. Burada koşmaya. Konsersin. Bizim boyumuz kırdan ince. Peki, Faruk, antrenmandan önce bunu hep diyorum, her kol antrenmanı. Tamam. Hiçbir zaman yapmıyoruz. Evet. Öncesinde kol ölçüsü alıp sonrasında kol ölçüsü alır mıyız? Şu an öncesinde kol ölçüsü alırsak ben büyük ihtimal kol itmanına girmem, öyle gider ağlarım. Çünkü... Ama sonra mutluluktan bir pasta daha yersin. Ya ben mental olarak seni desteklemek için de yanındayım her zaman. Ben sadece antrenmanın bir koçtan fazlası. Ben aynı zamanda yaşam koçu. Geri geliyor motivasyon. Evet. Geri geliyor CSGO'da koçu. Evet, CSGO koçum. Ya koçluk yaptığı için çok kilo almakla uğraşamıyorsun orada. Sen bilmeyin. Ben orada... Ama şimdi şöyle. CSGO biliyorsunuz takım oyunu. Faruk 5 kilo almış, ben 30 kilo almışım. Önemi yok. Ben sporcu oynuyorum. O 30 kilo almamdaki faktör yine Faruk. Evet. Yani Faruk yeteneksiz değil. İyi bir antrenör. Şimdi böyle oldu bu da yani normal. Her iyi antrenör iyi sporcu olacak anlamına geliyor mu? Gelmiyor. Tabii ki de. Sen iyi bir antrenörsün ve iyi bir sporcusun. Bu denk gelmiş. Peki insanlar... Yani denk gelmek zorunda değil. Peki insanlar... Bir antrenör ne beklemeli? Antrenörlük beklemeli. Onun aşırı kaslı ya da çok fazla birincili olmasını beklememeli. Değil mi? Ama bazen şanslı insanlara denk geliyor işte. Mesela sana ben desem ki... Tavuk yerine protein tozu için mi? Ne dersin bana? Ben senin kalan günlerini hesaplarım. Ona göre bir IBAN'la parayı geri yatırırım. Derim ki sen başka bir yerden uğraştın. Uğraştın. O yüzden her dediğini yapıyorum arkadaşlar. Öyle o zaman. O zaman Taksim'e antrenmanımıza geçelim. Aynen geçelim. Geçelim. Böyle, böyle küsmüşüz gibi arka arkaya oturduk. Konuşuyoruz sen. Bugün ciddi konuşmadan samimiyetsiz bir kol antrenmanı yapacağız. Samimiyetsiz, karaktersiz bir kol antrenmanı olacak. Aynen öyle. Bicepsle başlayacağız her zaman. Tamam. Kol dediğine bicepsle başlayacak. Tabii ki. Tricepsle bitireceksin ki kol böyle pump çıkacak dışarı, değil mi? İnsanlar yiyor.
Peki mezunayla ölçeyim mi? Kanka şimdi ufak çıkacak. Oğlum ufak çıksın. Ölçsene. Hepsi bizim ailemiz, dostumuz, arkadaşlar, aramızda gizli saklı evet, var ya. Tamam, ölçüyorum. Bak gitti ama şu an 1 santim gitti. Dur. Ben ayarlayayım. Oğlum sen tersine ölçüyorsun, öyle bir ölçü mü var? Ben sen görme diye yapıyorum. Kaç? Biraz üzdü beni açıkçası. Kaç lan? 45. 45. Antrenman sonu 48 olmazsa beni bulur. Evet, pumpsız 45 geldik. Ama normal yani, Ramazan'da çok ciddi kilo verdim. Çok ciddi size kaybım oldu. Antrenmanı geçen hafta sadece 2 defa yapabildim. Bir ama defa da parkta yaptım. Adele boşken bile damar damar yani. Ya ya ya. Yani şu an harbiden jöle gibi bir kıvamı var vücudumun. Ama sıkıntı yok. 3 hafta sonra startı veriyorum arkadaşlar. 3 hafta sonra koçum bile tabii işte yine. Evet, ben senin şimdiden prep protokolünü yazdım. Aynen. Blast'a direkt başlayacağız. Bizde durmak yok. Bizde sadece ileriz. Bizde R yok. Bizde R yok değil mi? Aynen öyle. Etinden korkan hiç yemeyin. İlk hareketimiz alternate dumbbell curl. Burada süpinasyon önemli, böyle serçe parmakla çevirme olayı. Bunu 4 set 10 çekiyoruz. Burada koldaki maksimum ağırlığı burada kaldıracağız. Lavo izlemesi bir de keyifli böyle kolda. Tabii kendi gibi. Kolda bir trik vermem gerekirse antrenmana kesinlikle siyah tişörtle gelin. Değil mi? Sıfır koluyla asla gelmem. Bir tık da kıvırırsanız kolları daha da güzel. Kıvırsana. Bir tane kıvırırsın. Ben kırmadım ki. Kendi kol bir olduğu için otomatik olarak kıvırır tişört zaten. Senin bir şey yapmadın. 15 bence senin gibi biri için hafif. Bence de. Bu set ya. Bu ısınma sayılır bence. Niye mi bir önce? Bence sen 20 ile ilk setine başla. Bu büyüyecek, yapacak bir şey yok. 20 ile ağlıyor burada, ben anlıyorum. 95 kilo lavuksun, hayvan gibi. 92. Utanmasam ben gidip yapacağım. Şey. Yap. Bu benim için çarptı, ben yapacağım şu an. Son set bunu da yapıyoruz bak. Neyle? Şununla. Bana 30 da versen ben yaparım. Ben sana 20'yi uygun gördüm, sen 20'ye devam et. Kilodan yana sıkıntı yok bizde Allah'a şükür ama. Burada ekranlara karşı böyle şov yapıp biz kaydı kapattığımızda bana ağlıyor sonra. Evet, evet, 17 o sırada 200 kilo benç yapan Emre Baş. Ne olur 15'i düşür diyor ama kaçış yok. 20'li bir set daha yapalım bro. İki set daha yerine. Tamam. Yapalım. Onu da yapalım. Ya bir bacım. Bak. Dolmaya başlamış. Yavaştan buraları sertlik gelmiş. Doğru yol. Doğru kıyasın şimdi. Yavaş yavaş. Buradan alıp yavaş yavaş yukarı doğru çıkaracağız. Peki şu kısım? Ha? Bir sonraki hareket. Oraları hızlı gelmiş. Bir sonraki hareket. Kolum hiç 40 olmuyordu, hep 30-30'du. Ben bunu düzenli yaptıktan sonra bir 40 olmuştu. Herhalde oradan bir şey.
kendini kendinin koçu ol. Ama gidin online coaching de alın ya. O zaman koçum biraz daha dinlendikten sonra son sesine gelir. Hocaya geçtik. Her hocanın bir hocası var. Hocaların işte o. Bildiğim her şey. Dirsekleri elimize almadık. Çok şükür. Yok, bu benim dirseğimi hiç etki etmiyor bu. Süper. İyi ya. Yani. Sonra. Çünkü protein olsun glikojen mi? Mutlaka bir glikojen ne? Kolajen. Evet. İkisini birden kullanmış. Şiddetli tavsiye ederim. Emre onunla ile. Evet. Emre onunla ile kolajene basan bayağı ucuza geliyor. Neredeyse bedava. Değil de yine iyi. Şimdi brachialis kısmına geçeceğiz. Hammer curl yapacağız. Hammer curl. Ama peki ben, bunu rope mu yapacağız? Ben rope yap istiyorum. Ben de rope yapayım istiyorum. Bunu 15 dakika 3 set. Okay. Bunu 10 yaptık, onda bir 15. Çok severim. Benim tuttuğum halat nerede? Evet, ikinci hareket. Rope, hammer curl. Evet. Kuzencim, şu açıdan alsak sanki ışık daha iyi gibi. Sen bunu Emre'cim böyle karşıya doğru mu yapmayı seversin, yoksa tutup biraz içeri doğru mu? Karşıya doğru ve öne düşürüp yapmayı severim daha çok. Severim. Beni tanıyanlar da bilir aslında. Yani şu ikinci hareketli ilk setinde bile 45'ten şu an 46'ya zıpladık. Diyorsun. 48'e doğru yol alamıyorum. Ben bir set çalışınca garip bir şekilde kolumu sıkamıyorum asla. Biz de onun için uğraşıyoruz. Sıkamıyorum ve kolumu sadece daha kötü. Değdirebiliyor musun parmağını? Şöyle. Evet. Sen değdiremiyorsun. Dirseni yalayabiliyor musun? Bu, ben yalıyorum. Bunu 15 dakika, 12'de falan bırakmak 15 yok. 15 yapıyorum. Tamam. İstiyorsan say. Tamam. Ben sana güveniyorum, başla. Koç katil yapacaklar. Bu arada 2018'de bir tane koç kestim. aynı sana reset. Buradan bir tehdit mi peki? Peki kurbanda bir koç kesip adını Cameron koymamız yok mu? Henry Rambot koyalım ki yerine. Oha, sen geç. Elimizin bak. Kurum, özür dilerim. Ayıp değil mi lan? Başladığın boks antrenmanları ayıp işine. Ayıp değil mi oğlum? Ferhat abinin mektubunu okumayı tam mı? Böyle ayrı havlu duruyor ama. Ses. Kaç tekrar yapayım? 15. Yani çıkabildiğin kadar çık. 15'in üstü gelecekse dur. Şaşırıp devam edeyim mi? Devam. Bir tane denemesi için ben. En iyi tekrar buydu ha. Bir tane senin için yapmak isterdim ama. Daha yeter dedi. Evet koç, şimdi benim favori bitiriş hareketim olan 21-7-7-7. Aa, üstüme yedik sağ olun. Burada da artık gerçekten acıttı. Evet, burada böyle ağlamalı, sızlamalı. Ezbarla mı yapıyoruz peki? Ben düz severim. Düzle. Ama düz bilek gibi yani. İşte ya, biraz daha spinasyon olduğu için şu bombeyi yani. Şu önden duruşlardaki şu kalınlığı vermek için düzler daha iyi bence. Tamam. O zaman
Seni kırmıyorum ve düz ile. Tamam. Şu küçük düzleri 5-5 takarsak bence. 5-5 mi? Evet. Sen bizi ne sandın lan? Dünkü bok muyuz lan? Hayır ya, biraz daha... Bro, yeterince ağır çalıştık. Biraz daha kontrollü ol. Tekrarları daha yavaş yavaş. Yedire ben sana onunla yapayım o kontrolü tekrarla. Koş. Hadi bakalım. Yapamazsan ağzını... Bunun bir tık daha darını tutsana. Aynen, çok güzel. Gel. Şey mi bu? 6-2 santim eklen kol antrenmanı. Başlık bu. Bence 3. 3 mü? Bakacağız. Sadece iki hareketle 6-2 ekledik zaten. Bu arada şunu söyleyeyim. Kolum soğuk şimdi 45 çıkmış olabilir. Bundan 3 ay sonra kolun soğuk 48 çıkacak diyorum. Son sesine getir. Bu hareket çıkacak. Tamam. Bunu da o yüzden son fullü full throttle gidebilirsin. Evet, evet. Deniz için be. Onlu mu? Şöyle bir sıktı, bir kol görelim be. Kanka hiç sıkamıyorum. Hadi, pardon, koldan sıkmıyorum. Farklı. Gerçekten. İşini bu şey söndürmemiz mi? Lazım biraz. Hı? Bu şey mi? Adam olana çok bile itmeni. Bu adam olana çok bile kol antrenmanı. Bu bence tam tadında. Bence de kafi. İftar sonrasında kollarımı büyütürüm antrenmanı. Bak bu gerçekten... İftar sonrası kolumu büyütürmeyin. Onu muhteş ve Ramazan'ın başında çekseydin. Yani bunu illa belki seneye Ramazan da izleyecekler. Doğru. O zaman şimdi... Triceps. Triceps. Low incline'da skull crusher yapalım. Tamam. Onu da yine biraz ağır yapalım. Yaparız. Onu istiyorsan ezberle. Ezberle yapalım. Tamam. Saniye dinledim, kafi. Okey, yani biliyorsun. Ben her zaman dinlenmedi, içgüdü olarak dinlemek istiyorum. 30-35 öyle limitler koymam. Sen kendini 30'da hazır hissediyorsun, 30'dayız. Çok mantıklı bir çok da bazı 1.80 üstü bodyciler gibi de çok abartmaya gerek yok. Tabii yani özellikle 1.90 üstü bodyciler. Instagram'a dalıp. Tabii 5 dakika 10 dakika dinlenmeler bence gerek. Onlar şey.
Artık ben spor sevmiyorum, zorla yapıyorum. Artık ayakları yani. Ben antrenmanı sadece spor atmak için yapıyorum. Aynen. Bu kaçıncı set hocam? 3. Arnold ne diyor? Oğlum diyor, mal. Böyle yaparsan diyor. Küçük gözükürsün. Saklıyorsun kendini diyor, gerizekalı aç diyor. Erkek adam diyor kasını gösterir diyor. Öyle değil mi? Doğru. Yani bunu sana bizzat kendisi anlatmıştı sanırsam. Sen bana, benim hocalarımın hocası olan Coşkun hocama, o da bana oradan gelmiş bir hikaye. Sırada triceps'in ikinci hareketi rolmuştan. Bunda da 3 set 15 tekrar. 3 set 15 tekrar. Parçalama girmez mi peki? 15 tekrarsa 45 kilo sarar. Bunda da yine bir tık hafif öne yatık tamam. Yapsan çok tatlı olur. Aynen böyle çok güzel. Müthiş. Atma bakalım. Şurayı kes, ızgarada pişir, ye. Orada var ya kaç kilo tavuk yatıyordur kim bilir. Bir de kokosu da. Aa pardon, özür dilerim. Oradaki glikojen depolarında suyu tutan. Koko depoları. Koko depoları. Evet, saygılar. Yine biraz yedim aldım. Çok güzel. Bu pozisyonda 15 dakika. Yani yanımda dursan daha tatlı olur aslında. Ya, yanındayım zaten merak etme. Ah! Hop! Güzel. Yani değil. Bir tane şöyle bir triceps. İşte bu. Şu dolganı bambaşka. Çok sıkamıyorum. Amacımız da o zaten. Amacımız da o. Sıkamayacağım ki. Bundan sonra son hareketimiz var. Neyse. Rock'un son seti. Rop bitti. Bitirdik. Evet. Şimdi ne yapacağız koç? Şimdi bir trisetimiz var. Triset? Evet. Biz böyle anlaşmıyoruz. Dur sakin ol. Ben her şeyi senin için, senin iyiliğin için yapıyorum. Bol parça da kullanacağız. Üçüncü hareketti şimdi. Buraya bir tane düz bar takacağız. Tamam. Orta ağırlıkta. Çok ağır olmadan. 8 tekrar düz yapıyoruz. Tamam. 8 tekrar reverse yapıyoruz. Sonra bu üçgenle de 8 tekrar yapıyoruz. Yan şeyde, halatta. Ve böylelikle bir triceti bitiriyoruz. Bu ne peki bu hareketin ismi? Bu hareketin... Bu Bursalian metoda dahil mi? Bursalian trick. İvan'a yansıyor mu bu hareket? Yani herkes izleyebildiği için belki burayı katıl bölümüne de koyabiliriz. Ooo! Burada maksat, yani el pozisyonları değiştikçe vurulan yerler değişiyor. 360 derece o bütün tricepsin bütün tırmak. Annem babam izliyor. Tamam oraya dık yaptın. Çok güzel böyle hissede hissede yedire yedirin. Şimdi dur bakalım. Atmalı çıktı meydana. V'le de bitirici vuruş. Aynen bu. Bir
Yandı. Yandı değil mi? Yandı. Bundan da bir set daha yaparız da bitiyor. Çok iyi. Bence zaten bunun hakkı 2 set. Kesinlikle. Bunu 3 yaparsak artık ekleme vurmaya başlıyor. Evet, evet. Boku çıkar. Ama... Hadi yandı. Şu an ben karşıya geçeceğim. Tem'e bakıyorum. Açık. Peki bunlar antrenman için yenen... O pembe donatında falan etkisi olabilir tabii. Amaç? Pardon. Olay? O pembe donatı kullanabilmekte. Evet. Hani? Pembe donatı yememek kolay. Yeme maksat, tavsiyesi değildir. Maksat onu yiyip adaya yararlı bir şekilde kullanabilmek. Evet. O bir sanat. Bu sanatın adı da bursalayan metottur. Bu sanattır, bu da sanatçıdır. Bu da eserdir. Bu da eserdir. Kendimi özel hissettim. İlk ve tek öğrencin olarak. O zaman? Son sesle. Çok güzel. Oh. İşte bu be. Evet. Kuzen sevgisi mi be? Akrabalık ilişkisi mi? Kan bağı mı be? Evet. Şu ışığın altında bitirirsek pozumu. Evet, çok güzel. Bir saniye. Bam. İşte bu. Gerçekten bir şey. Evet. Dur. Peki. Sus şimdi. İlk hemen gideyim. Şimdi ama şu an sıkamam. Bir tartı, bir de mezura asla yalan söylemez. Şu an bak sıkma, şöyle bırak, 45'ten büyük. O kadar diyorum. Biz ne adettendir, senin sıkabildiğin kadar ne var? Bir saniye bekle. Şöyle tepe noktaya getir de, bir iki saniye. Tamam, sık. Gel, Allah belanı versin 48. Bro. Artı 3 santim kola. Tamam, başlık tam şey, başlık benim. Başlık hazır. Artı 3 santim kola antrenmanı. Yani ben sözümün arkasını her zaman alıyorum. Ben sana 3 dedim 3. Yani 2 deseydim. Peki bu seti yaptırmayacaktım tabii. Peki şu antrenmandan sonra eğer güzel beslenirsen. Evet. Tamsız hali 46 kalır mı? Net. Net. Ben önemli olan bu. Antrenmandan sonra 0.2 santim garanti veriyorum. Her antrenmandan sonra 0.2 ise 5 haftada 1 santim, 15 haftada 3 santim, 45 haftada 9 santim. Yarışmaya 50 santim kolla çıkmam hazır. Yani, gümbür gümbür geliyoruz. Yani şöyle yaptık mı? Romanya. 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 Amonyak. Amatör olimpiye beklesin. Buram ben o yarışa girmeyeceğim, sen o yarışa tutuldun. Beni sokacaksın oraya, pro kartı aldıracaksın galiba. Amatör olimpiyadan pro olarak çıkacaksın. Pro. Peki bu antrenman hakkında, hakkını verdiğimi düşünüyor musun? Bir şey, %100 en hakkını verdiğim antrenmanlardan. Ben aşırı tatmin oldum her tekrardan. Çok iyiydi. İzleyenlerin de denemesini şiddetle tavsiye ederim. Evet. Bursalıyan kol antrenmanını deneyip yorumlara yazabilirsiniz. Hatta yarın öbürsü gün kol antrenmanı yapacaklar, bunu denesin seri. Yani bugünkü videomuz da bu kadar. Ramazan ayında bu kadar. Sabahtan beri koşturuyorum. İşte mutfak montu oluyor eve. Düğün hazırlıkları bilmem neler derken. Video çekecek çok az zamanım oluyor. Sağ olsun koçum her zaman yanımda. Her zaman. Bu kadar ufalmışsın diyor. Gel seni büyütelim diyor arada bir. Ve büyütüyoruz. Evet, ve büyütüyoruz. Gerçekten böyle oldu. Yani antrenman başında 45 santim kolu hiç tatmin etmemişti. Antrenman sonunda 48 mutlu etti. Fena değil. Yani şu anki kiloma göre 48 santim iyi. Kamplı hali. Bunu siz 3 ay sonra görün. 3 ay sonra? 3 ay sonra büyük bir kol antrenmanı gelir mi? Tabii Pumplus'un 50'si net var bu arada 3 ay sonra. Tamam, 3 ay sonra bunu tekrarlıyoruz o zaman. Tabii. Tabii. Aynı antrenmanı da yapabiliriz aslında. Sonra nasıl istersen ben arttırabilirim. Bizde antrenman bitmez.
Son bir kol pozu daha alalım. Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bursa'lı M-Metod'a katılmak istiyorsanız yunusemremaslok.com.tr'den uzak eğitim alabilirsiniz. Kesinlikle öyle. Seviyorum sizi. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim koç. Görüşürüz. Görüşürüz.